yeni dönem güvernörlerim, geçmiş dönem güvernörlerim, dönemdaş güvernörlerim, gelecek dönem güvernör adaylarım, sevgili gölgelerisi arkadaşlarım, başkanlarım, sevgili eşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Günler yaklaştıkça bizim heyecanımız artıyor. Çok uzak gibi gördüğünüz günler, gitgide sevgili Kemal güvernörüm yaklaştı. Ben kendi asamblem içinde daha önünde iki tane asamble var diyordum. Geçen hafta sevgili İsmail ile sevgili Nilüfer'in asamblesini yaptık. Coşkuyla kutladık bir hafta önce. Bu hafta sevgili Ahmet ile Nilüfer ile beraberiz. İnşallah önümüzdeki haftada sevgili dostlarım hepinizi İstanbul'da Green Park'ta 16 Nisan Cumartesi günü bizim bölgemize 2420. bölgemizin asamblesine bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla onu da tamamlarsak dönemimize başlamak üzere çok önemli bir adım da atmış oluyoruz. Evet sevgili dostlarım, dönemdaş güvernörlerimle, sevgili eşleriyle Ocak ayında San Diego'daydık. Uluslararası Rotary Başkanı'nın asamblesine katıldık. Orada hepinizin gördüğü insanlığı içimizdeki güçle kucaklayız sloganıyla, temasıyla bizi evlerimize yolcu ettiler. Gerçekten benim kişisel olarak da Rotary anlayışımla çok örtüşen, Rotary'nin misyonuyla çok örtüşen böyle bir slogan, böyle bir tema gerçekten bizi heyecanlandırdı. İnşallah önümüzdeki dönem bu temayla, bu heyecanla hep birlikte çok güzel işleri başarmaya çalışacağız. İnanıyorum ki bizden önceki dostlarımızdan aldığımız bayrağı, üç dönem dönemdaş arkadaşımla beraber daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu arada ben sevgili dostlarımla, dönemdaşlarımla Amerika'dayken acaba biz üçümüz bir aradayız, bu üç bölgenin bir arada olmasından nasıl yararlanabiliriz, nasıl bir sinerji yaratabiliriz diye düşündüm. Ve epey bir sohbet ettik. Ben müsaadenizle burada bulunmanın avantajını da kullanarak sizlerle üç bölge arasındaki işbirliği arttıracak bazı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Umarım sizi en azından bir miktar düşünceye sevk eder. Biz sevgili dostlarım niye üç bölge kendi aramızda ortak projeler yapmıyoruz, yapmaya çalışmıyoruz? Eşli bağış diyorlar bize. Eşli bağışı ancak kendi dışımızdaki bölgelerle ortak yapabiliyoruz. Türkiye'deki, ülkemizdeki bölgeler kendi içinde eşli bağış, ortak proje yapamıyor. Halbuki hepimiz Türk'üz, Türk Rotaryeliyiz. Üç bölgenin bir arada olmasında üç bölgenin rotaryenlerin gücünün birleşmesinden doğan sinerji muhakkak kullanmalıyız. Bunu yeteri kadar kullanamadığımız kanaatindeyim. Halbuki bazı projeleri mesela yükselsin bize empoze ettiği bazı projeleri çok güzel yapıyoruz. Çok iyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela ICC'yi yapıyoruz. Türkiye kurslarını yapıyoruz. Ama onun dışında benim bildiğim çok fazla ortak projemiz yok. Bunları arttırabiliriz. Aklıma gelenler, mesela bizim bölgemizin bir meslek portali var. Diğer iki bölgemizde var mı? Açıkçası bilmiyorum. Belki vardır ama bu üç bölgenin ortak bir meslek portali olması, bizim asıl kuruluş gayemiz olan mesleki dayanışma, bir meslek örgütlerinin dayanışması, meslektaşların dayanışması ya da çeşitli mesleklerden rotaryenlerin dayanışması olması gereken network maalesef üç bölge arasında yok. Bu konuda bir çalışma yapabiliriz. Üç bölgenin ortak kullanacağı bir meslek portalini yaratabiliriz ve bunu çok verimli bir şekilde kullanır. Daha güçlü bir Türk rotarisi olma yolunda bir adım atabiliriz. Yine hizmet komiteleri, her bölgenin ayrı ayrı hizmet komiteleri var. Bu komiteler kendi başlarına çok güzel projeler yapıyorlar. Ama bu hizmet komitelerini acaba zaman zaman bir araya getirsek, fikir alışverişinde bulundursak, benzer yaptıkları projeleri daha verimli, daha etkili, daha Türkiye çapında nasıl yapabiliriz diye düşündürsek ve bu manada Türkiye çapında projeler yapmaya çalışsak nasıl olur? Ümit ediyorum bu da Türk Rotarisi'ne katkıda bulunacak bir üç bölgenin dayanışmasını artıracak, katkıda bulunacak bir proje olabilir. Yine yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarıyla işbirliklerimiz var.
üç bölgede bu işbirliklerini kendi başına yapıyor ve yürütüyor. Halbuki bu konuda epey de sıkıntı çekiyoruz. Hepimizin bildiği gibi bazı kurum ve kuruluşlarda beklediğimiz teveccühü açıkçası göremiyoruz. Bu konuda da bir benchmark yapılabilir. Bu konuda da her bölgenin yaptığı işbirliği diğer bölge için bir model, bir referans olabilir. Ve bu referanslar yine çok farklı bir sinerji çıkabilir ortaya. Bunun örnekleri mesela 2430'dan bize aktarılan çok anlamlı bir proje var. Zannediyorum Adalet Bakanlığı'yla, değil mi Güvenlik? Ceza tevkif evleri yapılan bir proje. Şimdi bir o protokolü götürüp İstanbul'daki ceza tevkif evlerine götürdüğünüz zaman bütün kapılar açılıyor. Çünkü Adalet Bakanlığı ile yapılmış bir proje. Gidip oralarda tekrar kendinizi anlatmanız, ispat etmeniz, yararlı bir kuruluş, yararlı bir proje yaptığınızı göstermeniz gerekmiyor. Çok önümüzü açan bir uygulama. Benzerini de biz İstanbul'da yaptık, sevgili güvenörüm yaptı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller var. Bir tanesi mini mini birler, yani ilkokula başlayan çocukların sağlık taramasının yapılması. Şimdi siz İstanbul gibi Türkiye'nin çok önemli bir gücünü temsil eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile böyle bir proje yaptığınız zaman, böyle bir işbirliği yaptığınız zaman bu protokolünüzü, bu işbirliğinizi Türkiye'nin diğer yörelerindeki, diğer şehirlerindeki Milli Eğitim Müdürlüklerine de referans olarak gösterip onlarla da benzer projeler yapabilirsiniz. Artık kendinizi ispat etmeniz, kim olduğunuzu anlatmanıza gerek kalmayacak kadar önünüz açılacaktır. Yine sevgili Ahmet Karagüvenörü'nün yaptığı İstanbul Valiliği ile yapılan, özel idare ile yapılan mikro kredi protokolü yine bu anlamda bir enstrümandır. Bu tarz işbirliklerini bölgemizden bölgemize taşıyarak gerçekten hizmet etmek için çok daha kolay, çok daha verimli imkanlar elde edebiliriz. Bu konuda biraz geri kaldığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar yapılanların üzerine eğer sevgili dönemdaş güvenlerim de aynı fikirde olurlarsa ki benimle beraber olacaklarına inanıyorum, bir işbirliği arttırabiliriz. Bu da sonuçta Türk Rotarisi'nin gelişmesine, büyümesine, bilinirliğinin artmasına, tanınmasına çok katkıda bulunacaktır. Evet, bütün bunları yapmak için hiçbir eksiğimiz yok. Sevgili Yeşil Güvenörümün dediği gibi biz inanırsak yaparız ve inandığımız için buradayız. Bir şeyler yapmak için, insanların hayatına, insanlara dokunarak hayatlarını değiştirmek için buradayız sevgili dostlarım. Sözlerime son verirken sevgili Ahmet Güvenörümün liderliğinde hepinize çok başarılı, coşkulu, sağlıklı, keyifli bir Rotary yılı diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun.